Dün gece çok geç vakit geldin Kemal. Güllü'yü çiftliğe bıraktım. Kemal, bak kardeşim. Siz Halide inan halen boşanmadınız. Gece vakti sizi bir gören olsa... Hayır bak, yanlış anlama. Laf söz olsa senin canın sıkılır. Dün gece çiftlikten dönerken... Halide'yi gördüm. Yanında biri vardı. O saatte ormanda ne yapıyordu anlamadım. Biri mi vardı? Kimdi ki? Bilmem, tanımıyorum. Ya her neyse ne. Herkes kendi yaptığından mesul kardeşim. Bak Kemal, sen Güllü'yle gezmeye devam edeceksen... bir an evvel boşanma işini halletmen lazım. Güllü'nün namusuna da laf gelmesin. Haklısın kardeşim. Gidip Halide ile konuşacağım. Bu mesele bir an önce kapanmalı. Hadi görüşürüz Ahmet. Burada kalmak istediğinden emin misin Halide? Başka çarem yok Ekrem Bey. Seher şüphelendi. Sorularına ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Anlıyorum. Öyleyse burada kalmana bir şartla razı olabilirim. En ufak bir sıkıntın olduğunda beni hemen arayacaksın. Ben de elimden geldiğince seni yalnız bırakmamak için sık sık ziyaret edeceğim. Sizi de bu işe bulaştırdığım için ben çok üzgünüm. Lütfen. Rica ederim böyle düşünmeyin. Kemal. Ne arıyorsun burada? Seninle konuşmaya geldim. Peki konuşalım. Affedersiniz. Kemal, kendisi eşim. Öyle mi? Memnun oldum. Ekrem Bey, Seher'in abisi. Beni bıraktığınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Benim için bir zevkti. İyi günler. Hoşçakalın. O adamla ne işin var senin? Beni eve bıraktı. Hayır Halide. Ben dün geceden bahsediyorum. Dün gece mi? Sizi orman yolunda gördüm. Yanlış görmüşsün. Yalan söylüyorsun. Farz et ki yalan söylüyorum. Seni niye bu kadar alakadar ediyor anlamadım. Yine bir işler çeviriyorsun ama neyse. Yakında kokusu çıkar. Benim için gerçekten böyle mi düşünüyorsun Kemal? Yaşadığımız onca şeyden sonra ne düşünmüyorum? Kemal. Kemal. Kemal ne olur. Ne olur sarıl bana lütfen, çok ihtiyacım var. Kemal. Lütfen Kemal. Tamam Halide. Halide, bana ne olduğunu anlatmayacak mısın? Kemal, ben... Kemal, çok fena bir şey oldu. Ne olur yanımda kal lütfen.
Sana çok ihtiyacım var, ne olursun. Geçen gün benden boşanmak istediğini söylemiştin. Şimdi neden böyle davranıyorsun anlamadım. Bir kez olsun yanımda olamazsın değil mi? Bir kez olsun elimden tutamazsın. Evliliğimizin hatırına bile yapamıyorsun. Bu evlilik çoktan bitti. Bunu ikimiz de biliyoruz. Gülizar. Ben çıkıyorum. Köye kadar gidiyorum. Peki hanımım. Kemal sen açar mısın? Alo, Halide Hanım, size havadislerim var. Kiminle görüşüyorum? Ben Gülizar. Halide Hanım'la görüşecektim. Halide Hanım müsait değil. Kemal Bey, siz misiniz? Gülizar. Kemal mi? Ver. Kemal. Güllü. Benim. Beni mi aradın? Yok. Aslında Gülizar burayı aradı. Gülizar mı orayı aradı? Sen neredesin ki? Ben... Ne var? Ne istiyorsun? Halide. Evet benim Halide. Ne oldu? Kemal yanımda diye çok mu şaşırdın? Gülizar, telefonu sen mi açtın? Hanımım. Gülizar, Halide'yi sen mi aradın? Evet. Halide Hanım'ı beni aradım bir şey için. Ama Kemal Bey çıkınca çok şaşırdım. Senin Halide ile ne işin olabilir ki Gülizar? Cevap versene. Onun bir eşyasını bulduydum ben. Eşyasını. Tokasını yani. O da çok uzun zamandan beri onu arıyordu. Onu bulduğumu haber vermeye aradım ben onu. Gülizar, ne altlar karıştırıyorsun bilmiyorum. Ama eğer öğrenirsem canını fena yakarım. Yok bir şey. İnsanlar kolay kolay değişmez Kemal. Tıpkı senle Güllü gibi. Halide, buraya sana şunları söylemek için geldim. Hapishaneden çıktığım gün benden boşanmak istediğini söylemiştin. Gidip ne gerekiyorsa yapalım. Hem de derhal. Avukatla görüştüm, meraklanma. Yakında celp elinde olur. Demek benden bu kadar çabuk kurtulmak istiyorsun, öyle mi? Hatan neresinden ölürse kârdır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.